Selim TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bitlis ilimizin tarihi hikayesini öğreneceğiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Bitlis Doğu Anadolu'nun destan şehri Bitlis'e bir hikayeyle başlayalım. Makedonyalı genç ve güçlü kral Büyük İskender Anadolu üzerinden Asya seferine çıkar. Krallarına son derece bağlı yiğit komutanlar, ölümü yenmesini bilen usta savaşçılar. Yalnız ve yalnız İskender'in başarısı için çalışırlar. Bu ünlü ordu karşısında Anadolu şehirleri birer birer İskender'in buyruğunu tanır. Onun zaferine zafer eklerler. Mağrur İskender kendisine bir ilah gücü olduğu inancıyla gözünü budaktan sakınmadan ilerlemektedir. Ordu Van Gölü'nün batısındaki yamaçlarda mola verir. Burayı çok beğenen İskender güvendiği komutanlarından Batlis'i yanına çağırır. Tez bana şu yamacın tepesinde sağlam bir kale yaptır. Bir şehir kur. Öyle sağlam bir kale istiyorum ki eşi bulunmasın. Yeryüzünde kimsenin bu kaleyi almaya gücü yetmesin. Komutan bu kesin emir karşısında sertçe selam verir. Baş üstüne İskender'in buyruğu yerine getirilecektir. Komutan Badlis hemen o gün mimarları toplar. Kısa bir süre içerisinde yüksek sağlam bir kale yaptırır. Kendisi de askerleriyle birlikte kaleye çekilir. Büyük İskender'e haber yollar. Emirlerini yerine getirdim. İstediği gibi bir kale yaptırdım. Buyursun, görsün. Haber İskender'e ulaşınca çok memnun olur. Ordusuyla kaleyi görmeye gelir. Gelir ama bir ok menzili yaklaştığı sırada komutan Badlis'in hücumuna uğrar. İskender şaşırmıştır. Geri çekilir. Bir elçiyle şu haberi gönderir. Komutanım Badlis'e söyleyin. Biz yabancı değiliz. Kaleyi görmeye gelen ben, onun kralı İskender'im. Tez kapıları açsın. Elçi ters yüzü geri çevrilir. Ben İskender falan tanımam. Bu kalenin kralı benim. Gücü varsa gelsin alsın kaleyi. Bu sözler İskender'i çileden çıkarır. Vay hain! Bana isyan edeceğini düşünmemiştim. Ona bunun cezasını ödeteceğim. Kaleye hücum. Çetin bir savaş başlar. Kale öylesine sağlam, öylesine yüksek ve sarp ki alınması mümkün değil. Bir gün, iki gün, beş gün İskender ne yapsa faydasız kalır. Üstelik büyük kayıplar vermede. Gururu incinmiş, öfkesinden ne yapacağını şaşırmış durumda. Neredeyse çocuk gibi ağlayacak. Çadırında bitkin düşünüp dururken kaleden bir el gelir. Kralımız İskender kaleye buyursun. Bütün kapılar açılmıştır. İskender bu defa büs bütün şaşkına döner. Atına atlar. Kuşkuyla kaleye doğru ilerler. Bir de ne görsün? Bir hafta önce kendisine isyan ettiğini ilan eden bu yetmezmiş gibi amansızca kaleyi savunan Badis kale kapısının önünde kendisini beklemektedir. İskender'i görür görmez atını dizginleyerek yanına yaklaşır. Askerce selam verir. Büyük İskender emrettiğin gibi bir kale yaptırdım. Onu size teslim ediyorum. Buyurun karenizi görün. İskender şaşkın ve öfkeli. Komutanına sorar. Peki ama günlerdir yapılan bu savaş nedir? Komutanın cevabı sert ve kesin. Siz emrettiniz. Öyle bir kale yaptır ki hiç kimse bu kaleyi alamasın dediniz. Ben kralımın emirlerini yerine getirdim. İskender'in birdenbire yüzü güler. Komutanını kucaklar. O günden sonra bu sağlam kaleye kalenin bulunduğu şehre komutan Badlis'in adı verilir. Bu ad zamanla Bitlis olur. İşte Bitlis şehrinin yüzyıllardır söylene gelen hikayesi. Aslında Bitlis ve çevresi yiğitlerin harman olduğu yiğitlik destanlarının dilden düşmediği bir bölgemizdir. Az öteye Van Gölü'nün kuzey sahillerine doğru gidiniz. Sizi yüzlerce mezar anıtlarıyla mezenmiş bir şehir karşılar. Burası Ahlat'tır. Malazgirt zaferinden sonra Alparslan'ın otağını kurduğu Osmanlı devletinin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin oymayıyla birlikte bir süre oturduğu Ahlat şehri. Ahlat'ın doğusundaki Selçuklu mezarlığında her bire birer anıt olan yüzlerce mezar taşı var. Selçuklu devri taş işçiliğinin birer şaheseri olan bu anıtlar bilimde, sanatta ve savaşta ün yapmış. Türk büyüklerinin hatıralarını taşır. Her taş bir tarih sayfasıdır, okunur. Tümü koca bir tarih olur, destanlaşır küme küme. Bir efsane daha. Bitlis'e yolunuz düşerse Altın Kalburu Pınarı'na da uğrayınız. Şehrin batısında yemyeşil bir vadinin eteklerinde buz gibi pınar. Ağustos ayında pınarın suyuna konan karpuzların donarak çatladığı söylenir. O kadar soğuk, o kadar da tatlı suyu var. Doyum olmaz. Pınarın başına oturunuz. İsterseniz size efsanesini de anlatırım. Bir zamanlar bu güzel vadiyi çeviren dağlarda koyunlarıyla yaşayan yaşlı bir kadın, ak saçlı bir nine varmış. Nine'nin tek derdi su. Evet, burada her şey var ama akar bir damla su yokmuş. Bir gün çok uzaklardan getirttiği bir testi suyla hamur açmış. Ekmek yapıyormuş. Çevresindeki koyunlar, kuzular soluk gözlerle testiye bakar. Su diye kıvranırlarmış. Kadıncağız onların bu acıklı mahzun bakışları karşısına dayanamamış. Hamurlu ellerini gökyüzüne kaldırarak yalvarmış. Allah'ım susuzluktan bağrıları yanan şu hayvancağızlarının ateşlerini söndür. Bu vadide pınarlar akıt. Önümde duran şu un kalburunu da unutma. Onu da altın yap Yapıver. Sana kurbanlar keseyim. Allah ninenin duasını kabul etmiş. Vadinin ortasında buz gibi bir su fışkırmış. Kalburu da altın olmuş. Nine bu durumu görünce haline şükredeceği yerde başlamış dövünmeye. Ah niçin un teknesini de altın yap demedim diye. İşte o an olan olmuş. Nine ile birlikte her şey taş kesilmiş. Pınardan su içenler efsaneyi de dinledikten sonra halimize şükürler olsun demekten kendilerini alamazlar. Bitlis ve çevresini anlatmaya söz yetmez. Söz yumağı. Bitlis Liste çözüldü mü? Sonu gelmez. En iyisi şairin dediği gibi. Bilişelim gülüşelim. Vadilerde eğleşelim. Söz burada tamam olmaz. Gel Bitlis'e söyleşelim. Bitlis'i söyleşirken Ahlat'ı da unutmayalım. Kalın sağlıcakla.